Efendim, öncelikle sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Silah Arka... İtfaiye Sanayi Grubu'nun açılışını yapıyoruz. Kısaca bilgi vermek istersem, ilçemizde 3 belde, 94 köy ve yaklaşık 200 bin nüfusa itfaiye hizmetleri vermekteyiz. Bölgeler coğrafi olarak dağınık olduğundan bizler de istasyonlarımızı bölgelere göre çoğaltıyoruz. Bugün 3. grubumuzu törenin açılışını gerçekleştireceğiz. Temmuz ayında da Kepez grubumuzu inşallah açılışını gerçekleştirerek Ereğli'yi 4 bir noktadan sarmış olacağız. Ve bu grupları açınca ekipman, malzeme ve personel desteğine ihtiyacımız var. Hemen onlarla ilgili belediye başkanımız sağ olsun bizi kırmadılar. İki tane araç, bir tanesi elimizde bulunan aracı revize ettik. Ve hemen akabinde bir tane de 32 metrelik araç aldık. Biraz sonra onların da tarafına geçeceğiz. Bölgemiz için evet açıkça söyleyebiliyoruz. Batı Karadeniz'in en güçlü itfaiye teşkilatı olmuş durumdayız. İtfaiye olarak yalnızca bunları yapmıyoruz. Minik kreş çocuklarımızı eğitmemizle birlikte, okuldaki öğrencilerimizi eğitmekle birlikte devam ediyoruz. Ev hanımları ve bunların yanında gönüllü itfaiyeciler de eğitime devam ediyor. Bugün 7. grup gönüllü itfaiyecilerimizin de sertifika törenleri var. Onlar da bizle birlikte olaylara, afetlere, herhangi bir doğal kazasına ve yangınlara her zaman mesajları ulaştığında bizleri eksik bırakmıyorlar. Sürekli yanlarımızdayız. Huzurlarınızda onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda 190 erkek, 65 bayan olmak üzere Karadeniz yerelimizde 255 gönüllü itfaiyecimiz var. Gördüğünüz gibi itfaiyemizin araçlarını yeniledik. Bir tane yeni araç aldık. Bir tane de aracımıza takviyelerle yeniledik. Ve biz bunları yenilerken Karadeniz yerelindeki ve ülkemizdeki bina yapılarının yüksekliğinden dolayı bu araçlara ihtiyacımız olduğunu tespit ettik ve Batı Karadeniz'in, Sayın Müdürümüzün de dediği gibi, Batı Karadeniz'in en önemli, en kuvvetli itfaiye birimlerinden biri haline geldik. Biz şunu söylüyoruz, her zaman felaketler olmadan, başımıza gelmeden önlem almalıyız. Bunun da başı eğitimden geçiyor ve sadece araçlarımızı almakla kalmıyoruz. Aynı zamanda itfaiye müdürlüğümüzde de gönüllü itfaiyecilerimiz vasıtasıyla eğitimlerimiz devam etmektedir. Bundan dolayı da bu eğitimlere katılanları ben huzurlarınızda tebrik ediyorum. İnşallah bölgemizde felaketler olmaz. Ancak olursa da olmadan önlemlerimizi almak zorundayız. Biz de bu önlemleri aldık diye düşünüyorum. İtfaiyemiz şu an gerçekten güçlü. İnşallah ne yangın ne sel, hiçbir felaket yaşamama dileğiyle hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Ya Rabbel Alemin, itfaiyecilerin piri Hazreti İbrahim Peygamber'i ateşe attığın zaman ateşe şöyle seslendin: ey ateş, İbrahim'i yakma, İbrahim'e karşı serin ve selamet içerisinde ol dedin. Ya Rabbi, tehlikeye düşmüş her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına yetişebilmeleri için itfaiyecilerimize güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve görgülerini artır, tecrübelerini artır. Sevgiyi, cesaret ve inançlarını eksiltme. Pirimiz Hazreti İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun gibi itfaiyecilerimizi de ilahi emrinin sırrına dahil et. Tamam.
Başkanım ben size best olurum. Arkadaşlar günlük nöbetlerini ve eğitimlerini yapmak isteyen burada köme sonunda duruyorlar. Eğitimde nöbet yok. Vallahi doğru. Moğolama olmazsa burayı bir yatırırız. Yıkın buraya. Yıkın dışarı başladı. Yürüyün sen. Ya, 5 milyon adam var.